Yaptığı büyük hizmetlere rağmen zaman zaman gölgede kalmayı tercih eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda ve gelişiminde Atatürk'ün ilke ve devrimlerini gönülden destekleyen bir adam. Mareşal Fevzi Çakmak. İstanbul Anadolu Kavağı'nda doğan Fevzi Çakmak, tıpkı kendisi gibi asker bir babanın oğluydu. Babası topçu albayı Ali Sırrı, annesi Hesna Hanım'dı. Asker olma hedefiyle çıktığı yolculuk, Kuleli Askeri Lisesi ile başlamış, 1896'da Harbiye'den Piyade Teğmen rütbesiyle mezun olmasıyla tamamlanmıştı. O, Türkiye'nin Atatürk'ten sonraki ikinci ve son Mareşali, Milli Mücadele döneminin ilk Milli Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Genelkurmay Başkanı'ydı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale, Kafkas ve Suriye cephelerinde savaşan, 1918'de Ferikli'ye yükselen Fevzi Paşa, Mondros Mütarekesi imzalandığında sağlık nedenlerinden dolayı İstanbul'da bulunuyor. Aralık 1918'den Mayıs 1919'a kadar Ferik rütbesiyle Osmanlı Devleti'nin Erkan-ı Harbiye Reisliği görevinde bulunuyor. Bu, bugünkü anlamda Genelkurmay Başkanlığı demek. İşgal döneminin kritik tarihleri, istiklal isteyen bütün isimlerde olduğu gibi Fevzi Paşa'nın hikayesi açısından da son derece önemli. Yıl 1919. Osmanlı yaşanan son felaketlerin tesiri altında. Fevzi Çakmak o günlerde bütün mevcudiyetiyle İzmir'in işgaline mani olmak için çare arayan biri. Yaptığı çalışmalar hem düşman hem de düşmanın etkisinde olan saray tarafından anlaşılıyor. Bunun üzerine paşayı Erkan-ı Harbiye Reisliğinden ayırarak yerine Cevat Paşa'yı getiriyorlar. Tarih 15 Mayıs 1919. İzmir'in işgal edildiği o kara gün. Mustafa Kemal Paşa, Harbiye Reisi Cevat Paşa ve Fevzi Paşa Erkan-ı Harbiye Dairesi'nde gizli bir toplantı yapmıştı. Düşmana karşı bütün kuvvetimizle mücadele etme ve İstiklal Savaşı'nı başlatma kararı bu toplantıda alındı. Bu toplantı istiklal için ilk adımı teşkil ediyordu. Bir gün sonra Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a hareketinin ardından Fevzi Paşa ile Cevat Paşa İstanbul'da derhal faaliyete geçti. Anadolu'ya silah, cephane ve subayların sevkine başladılar. İzmir'in işgali Türk İstiklal Mücadelesi açısından kritik bir eşikti. Fevzi Paşa 30 Ağustos 1924'te yaptığı konuşmada bu işgale dikkat çekmiş ve Yunan kuvvetlerinin büyük bir gafletle hareket ettiklerini söylemişti. Yunan ordusu Türk milletinin uzun bir seferden yorgun argın çıktığını düşünüyor ve ellerinde silah kalmadığını göz önünde bulunduruyordu. Fevzi Paşa'ya göre Yunan güçleri bu bilgilerle yetinmişti. Halbuki harbi yapan en az silah kadar bir milletin kararlılık ve iradesiydi. Mareşal Fevzi Çakmak, "Eğer bu kararlılık varsa silah gibi maddiyata dayanan şeylerin sağlanması güç olmaz. Nitekim işte böyle oldu." diyecekti. Şubat-Nisan 1920'de Harbiye Nazırı olarak görev yapan Fevzi Çakmak, Anadolu'daki Milli Kurtuluş Hareketi'ne el altından silah ve cephane göndermeye devam etti. Anadolu'da Mustafa Kemal Paşa önderliğinde milli mücadele meşalesi yanmaya başladığında Fevzi Paşa'nın İstanbul'daki faaliyetleri anlaşılmıştı. 16 Mart 1920'de İstanbul ikinci kez işgal edilmiş ve bu işgalin ardından şehirdeki istiklal yanlıları için tek bir hedef kalmıştı. Bir gün geri dönmek üzere bu kadim şehri terk etmek. Anadolu'ya geçmesi gerekiyordu. Ancak atları işgal kuvvetlerinin muhafazası altında bulunan Selimiye Kışlası'ndaydı. Fevzi Çakmak bir yolunu bulmalıydı. Öyle de oldu. Hayvanlarını at pazarında satmak bahanesiyle Selimiye Kışlası'ndan çıkardı. Aynı gece 18 Nisan 1920'de Anadolu'ya hareket etti. Kaçtığını haber alan işgal kuvvetleri Üsküdar jandarmalarından aldıkları müfrezelerle Çamlıca'yı işgal ettiler. Fevzi Çakmak sabaha karşı bu müfrezelerle karşılaştı. Askerlerin görevi Fevzi Paşa'yı yakalamaktı. Paşa bu karşılaşmayı yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Sabaha karşı karşılaştığım bu müfrezeler, bu kahraman Türk evlatları, beni yakalayacakları yerde hemen askerce selam veriyorlar ve peşime takılarak yola düzülüyorlardı. Bu suretle Üsküdar Jandarma Kumandanı Remzi Bey, Pendik'ten Yüzbaşı Nail ve Jandarma Yüzbaşı Kara Kemal Beyler, mahiyetlerindeki 40 kadar jandarmayla beraber muhafızım olarak Ankara'ya yollandılar. 27 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisi huzurunda vaziyeti izah ediyor. Damat Ferit'in inzibat teşkilatına karşı tedbirler alındı. Böylece istiklal mücadelesinin fiili safhasına geçilmiş oldu. Orduyu tanıdığım için evvela bizim çeteleri düzene koymak icap ediyordu. Çerkes Ethem buna razı olmadığından yola getirildi.
Bu sırada Yunan harekatı da gelişmişti. Bursa düşmüş, Eskişehir'de Batı cephesi kurulmuştu. Kurtuluş Hareketi'nin özellikle düzenli ordunun kurulmasından sonra bu kez Genelkurmay Başkanı olarak Erkan Erbiye Reis'i o günkü tabirle orduda çok çok önemli bir sürecin içerisinde bulunur. Ordunun başındaki kişidir yani. Ve özellikle düzenli ordunun kurulmasıyla beraber Sakarya Savaşı sürecinde Çakmak'ın önemli hizmetleri vardır. Arkasından da Büyük Taarruz hazırlık süreci, bir yıl süren bir hazırlık sürecinden sonra Büyük Taarruz'da da Fevzi Çakmak'ın taarruz hazırlıklarının yapılmasında Atatürk ve İsmet Paşa ile beraber yine büyük hizmetleri vardır. 6 Ocak 1921'de Yunan kuvvetleri iki koldan taarruza geçmiş, 1. İnönü Muharebesi başlamıştı. Ankara kuvvetleri İnönü mevzilerinde savunmadaydı. Düşman Fevzi Paşa'nın deyimiyle Ankara kapanına doğru ilerliyordu. 11 Ocak'ta sona eren muharebede Yunan güçleri çekilmek zorunda kaldı. Tarihler 23 Mart'ı gösterdiğinde 2. İnönü Muharebesi başladı. İlk muharebeden kazanç sağlayamayan Yunan kuvvetleri stratejik konumda bulunan Eskişehir ve Afyon'u ele geçirmeyi amaçlıyordu. Londra Konferansı'na gitmek için hazırlanan Türk temsilcileri yoldaydı. Tüm barış kapılarını kapatıp iki koldan saldırdılar. Ancak yine de başaramadılar. 1. İnönü ve 2. İnönü Muharebesi'nde durdurulan Yunan güçleri gözünü Ankara'ya dikmişti. Fevzi Çakmak Paşa'nın ifadesine göre İnönü Muharebelerinden sonra Yunan ordusu neşeyle Ankara'ya yürüyordu. Fakat Sakarya'da Türk askerlerinin kararlılığı ve gayreti karşısında mağlup oldular ve geri çekilmek zorunda kaldılar. Atatürk'ün çok büyük ve kanlı savaş anlamına gelen Melhame-i Kübra ifadesiyle andığı Sakarya Meydan Muharebesi, Türk Kurtuluş Savaşı'nın en önemli olaylarından biri olmuştu. Bu savaşın önemi şu, düşmanı bir yerde durduruyoruz. Yani o Sakarya Meydan Muharebesi aslında Rumları, Yunanları, onu destekleyenleri orada durdurmak ve onların taarruz imkan ve kabiliyetini ortadan kaldırmak amacıyla yapılmış bir savaş. Ana lojistik üslerinden uzaklaştırmak suretiyle zayıflatmak, daha sonra da yapılacak olan genel karşılar, yani büyük taarruza hazırlık yapmak gibi bir hesapları var. Fevzi Paşa bu savaşta da Atatürk'ün en yakınındaki isimlerden biriydi. 22 Ağustos'tan 13 Eylül'e kadar devam eden savaşta Türk Komuta Kademesi şöyle fotoğraflanmıştı. Kurtuluş Savaşı dönemine dair zaman zaman gündeme gelen bir soru. Düşman Ankara'ya gelebilseydi ne olurdu? Kimilerine göre bu sorunun cevabı bir felaketti. Ancak Fevzi Paşa, İtilaf devletlerinin Ankara'yı işgal etmeye verdikleri önemi bir kuruntu olarak yorumluyor. Çünkü Ankara, düşmana karşı kurulmuş bir kapandı. Düşman Ankara'ya sokulma hevesinden kendini alamayacaktı diyen Fevzi Paşa, kurdukları tuzağı Yunus Nadi'ye verdiği söyleşide şöyle anlatıyor. Onlar Ankara'ya gelmek için çabaladıkça kendisini bekleyen Gayya kuyusuna daha elim ve feci olarak yuvarlanacaktı. Ankara'ya girebilseydi de öyle olacaktı. Ankara kapanı düşmanı Dumlupınar'da yakaladı ve Kızıltaş Deresi'nde kendi kanının denizinde boğdu. Kütahya Eskişehir Muharebelerinde şeyin girmesi var o bölgeye. İnönü o sırada sanırım Batı Cephesi Komutanı Mustafa Kemal diyor ki ya bırak diyor gelsinler diyor. Bırak şeye kadar biz de şeye kadar çekileceğiz diyor. Sakarya'nın doğusuna kadar çekileceğiz diyor. Ve böylece hem birliklerimiz fazla zayiat vermekten kurtuluyor, hem de Sayın Allah rahmet eylesin Fevzi Çakmak'ın söylediği gibi planlanmış bir kapana alınıyor. O kapana sıkıştırılıyor. Kurtuluş mücadelesi sadece bir anda ayağa kalkan bir milletin işgale isyan etmesiyle ilgili değildi. Türk Komuta Kademesi'nin her geçen gün ince ince tasarladığı bir plandı. Örneğin Yunan güçleri İzmir'deyken Mustafa Kemal Paşa vaziyeti görmek için Fevzi Paşa'yı cepheye göndermişti. Fevzi Paşa Akhisar, Salihli, Balıkesir cephelerini tetkik etmiş ve Yunan güçlerinin o bölgede yenilebileceğinden bu tetkikler esnasında emin olmuştu. Aralık 1921'de milletin ferasetine vurgu yapmış, Vakit gazetesine verdiği röportajda şunları söylemişti. Muharebe zamanında cephane nakleden öyle fakir adamlar gördüm ki,
nakliye ücretini almak için müracaatla geçecek zamanı iyi kullanmak üzere gece gündüz durmadan nakliyata kendilerini vermişler ve ancak boğaz tokluğuna çalışmışlardı. Sorduğum suallere, efendim milletimiz sağ olsun, milletimiz mahvolduktan sonra bizim varlığımız düşmanlarımız elinde oyuncak olmaktan başka bir şeye yaramaz diyorlardı. Sakarya Meydan Muharebesi 22 gün 22 gece sürmüş ama bir subay muharebesidir. Çok sayıda subayımız, yedek subayımız şehit olmuştur Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Yani zaman zaman bizim işte bakıyorlar sabahleyin erleri sayıyorlar. Diyelim ki bir bölükte 100 kişi var. Ertesi gün sayıyorlar 70 kişi kalmış bölükte. Böyle bir şey var. İşte o sırada istiklal mahkemeleri kuruluyor. Asker kaçakları idam ediliyor falan. Böylesine alınan tedbirlerle. Yoksa o tedbirler olmasa yani plan bir işe yarar. Önemli olan planı bizzat arazide uygulamak, uygulatmak. O da işte Mustafa Kemal Paşa'nın Ferit Çakmak'ın büyük dirayetiyle yapılan şeyler. Dolayısıyla bence de öbür tarafa çok fazla takılıp kalmamak lazım. Gelemezlerdi. Çünkü gerçekten karşılarında çok iyi planlanmış ve kaya gibi duran bir komuta heyeti vardı. Komuta heyeti derken buradan en küçük rütbelesinden, astsemerinden en büyük rütbelesine Ferit Çakmak'a ve onun ötesinde Mustafa Kemal'e dahil olmak üzere bunları söylemek istiyorum. 26 Ağustos'ta büyük taarruz başlamış, 30 Ağustos'ta zafer kesinleşmiş, 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmişti. Büyük taarruz aslında Türkiye için, yeni hükümet için çok kritik bir safhadır. Çünkü bir yıldır savaşmayan ordu kendisini taarruz hazırlamıştır. Bu süreç içerisinde taarruz hazırlıkları sürerken çeşitli planlar yapılır. Bu planların arasında maalesef Ferit Çakmak hazırlamış olduğu harekat planı Atatürk'ün de onayıyla tabii ki devreye girecektir. Bu plana oradaki diğer komutanlar arasından bazıları karşı çıkmış olmasına rağmen Maraşal Ferit Çakmak uygulayacakları büyük taarruzda Yunanları Anadolu'dan atacaklarından emin bulunduğunu Mustafa Kemal'e söyler ve Mustafa Kemal de o planın İsmet Paşa'yla beraber yine mutabık kaldıkları noktada uygulanmasını sağlayacaklardır. 18 Eylül'de Yunan ordusu Anadolu'yu tamamen terk edecekti. Maraşal Fevzi Çakmak İzmir'e girdiklerinde Atatürk'ün yanındaydı. İzmir'e bir otomobilde ikimiz beraber girdik. Halk yollara dökülmüş, Mustafa Kemal'i görülmemiş bir sevinç gösterisiyle karşılıyorlardı. Şehirde düzen ve güven tamamıyla sağlanamadığı için şurada burada dağınık düşman çetelerinin Atatürk'e karşı her an bir saldırıda bulunmaları mümkündü. Fakat halkın gösterdiği coşkun sevgi ve saygı bütün kötü niyetleri sonuçsuz bırakmış, en cüretkar olanlarını bile böyle bir hareketten alıkoymuştu. Atatürk'ün ölümünden 9 yıl sonra Ödemiş Dağları'na yeşil bir leylek yuvası gibi sığınmış Gölcük Köyü'nde Fevzi Çakmak Paşa Atatürk'ü anıyor. Şimdi o yılda bazen buğday, bazen de üzüm çuvalları üzerinde ikişer saat kestirerek geçirdiğimiz geceleri hatırlıyorum. Hatta bu saatlerden birinde üzerine uzandığı çuvalın deliğinden aldığı bir avuç üzümü ağzına atmadan evvel koca Mustafa Kemal'in gülerek şöyle dediğini: "Paşam, şu hayatın cilvesine bak, arslanlık edelim derken farelere döndük, çuval deliğinden üzüm çalıyoruz." O anı yolculuğumuzun en şirin nüktelerinden biri olarak hatırlarım. Fakat inanın bana, ömrümde hiçbir yatağın rahatlığı beni o üzüm çuvalları üzerinde çekilen muzaffer uyku kadar mesut etmemiştir. 1938'de Mustafa Kemal Atatürk'ün ağır hastalığı sırasında Maraşal Fevzi Çakmak'ın özellikle konumu itibariyle ve itibarı itibariyle Cumhurbaşkanı olup olmaması konusu bazılarının aklına gelmişse de Çakmak tabii ki o dönemde Başbakan Cevahir Bey ile beraber ordunun desteği anlamında söylüyorum bunu, önemlidir. İsmet İnönü'nün Atatürk'ten sonra gelen isim olması konusunda görüş bildirmiştir ki bu da onun o dönemin Atatürk sonrası dönemin sarsıntısız atlatılması yönünde çok kritik bir karardır. Bunu da bence vurgulamak lazım. Atatürk'e bağlıdır. Atatürk'ün sonrasında gelen onun yakın çalışma arkadaşı olarak İsmet Paşa'yı tercih etmiştir. Bunu da yine
onu anarken vurgulamak bence yararlı olacaktır. Birinci Dünya Savaşı'nda, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyet'in ilanından ölümüne kadar uzanan zamanda, ne vakit kendisine bir görev düşse oradaydı. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında en güvendiği insanlardan biri oldu. Dünya görüşleri farklı olsa da gayeleri ortaktı. Fevzi Çakmak'tı o. Atatürk'ten sonra Cumhuriyet tarihinin son Maraşeli. Ya Atatürk'ün söylediği askerliğe, ya askerli olacaksınız, askerliğe üniformanızı çıkarmayacaksınız, askerlik yapacaksınız ya da eğer siyasete giriyorsanız o zaman üniformanızı çıkaracaksınız, siyaset yapacaksınız diye. Bunu ilk kabul edenler bir tanesi Fevzi Çakmak'tır. Yani böylesine önemli. Aralarında büyük bir dostluk bağı kurmuş. Tabii ikisi arasında aslında şey var. Dünya görüşü ya da yaşam felsefesi olarak farklılıklar var. Sayın Fevzi Çakmak rahmetli daha dindar. İşte bir tarikat içerisinde. Yani bunu ama hiç görevine karıştırmadan düzgün, doğru bir adam. Öyle söyleyelim. Atatürk çok denemiş kendisini. O hiçbir zaman mesela silahlı kuvvetleri bırakıp da başka bir yere gitmek, Atatürk karşısına almak istemiş. Daha ne zamana kadar? 1944'te emekli edilmiş. 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Fevzi Çakmak, Atatürk'le yaşadığı bu anıyı anlattıktan 3 yıl sonra 1950 yılında doğduğu şehir İstanbul'da hayatını kaybetti. Ona göre büyük taarruz, o vakit bütün memlekete hakim olan bir ruhun, Kuvayi Milliye ruhunun bir eseriydi.